Gündeme Dair programından mutlu günler değerli izleyenler. Bugün 10 Kasım 1938 yılında, yani tam bundan 82 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyata intikalinin 82. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de düzenlenen törenlerle birlikte anıldı. Tabii bugün sabah saat 9'u 5 geçe resmen hayat durdu, zaman durdu. Bütün Türkiye Ulu Önder'in ardından ona duymuş olduğu saygıyı, göstermiş olduğu saygı duruşuyla birlikte göstermiş oldu. Bugün büyük gün. Tabii bir taraftan siyasal gelişmeler var. Dün itibariyle biliyorsunuz ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından, bir de bu moda oldu biliyorsunuz ki, istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak ise sağlık sorunlarını gösterdi. Ancak orada iki cümle var, dikkat çekiyor. Birincisi, Allah sonumuzu hayreyleye dedi. İkincisi ise at izi it izine karıştı denildi. Tabii akşama kadar bekledi ki özellikle hükümet cephesinden, iktidar cephesinden acaba istifanın kabulü olacak mı yoksa reddedilecek diye. Hatırlayacaksınız ki pandemi döneminde yaşanan bu ikinci istifa süreci. Birinci istifa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yine Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamayla Türkiye'ye duyurmuştu. Ancak aynı gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanlığı'nın istifasını kabul etmediğini söylemiş ve istifadan vazgeçilerek yeniden görevine devam edeceğini belirtmişti ve Süleyman Soylu görevini devam ettiriyordu. Bu istifada da yine Berat Albayrak'ın istifasında da benzer düşünceler sosyal medya ortamında tabii ki kabul gördü. İnsanlar daha çok Berat Albayrak'ın istifa etmesini değil, kabul görmemesi gerektiğini işaret eden açıklamalar yapıyorlardı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte yeni bir terim daha kazandırılarak istifa değil, af talebi kabul edilmiştir denildi. Tabii gözler ekonomi cephesine çevrildi. Ardından Mersin Milletvekili Lütfü Elvan Hazine ve Maliye Bakanı olarak yetkilendirildi. Tabii piyasalar var biliyorsunuz ki piyasalarda euro 10 lirayı aşmıştı. Dolar 8 liranın üzerinde seyrediyordu. Altın biliyorsunuz ki gram olarak 500'lerin üzerindeydi. Dün itibariyle istifanın duyulmasıyla birlikte yine dövizde bir dengesizlik vardı. Geriye doğru düşüş vardı. Tabii tüm bunların cephesinde biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim vardı. Seçimde Donald Trump yenildi. Joe Biden kazandı. Joe Biden'ın da biliyorsunuz ki bundan 8 ay önce yapmış, daha doğrusu 10 ay önce yapmış olduğu bir açıklama gündeme gelmişti. Biz eğer kazanırsak Türkiye'de biz muhalefeti destekleyeceğiz, iktidarı desteklemeyeceğiz sözü söylemiş olduğu günden 7 ay sonra ısıtılıp gündeme getirilmişti. Tüm bu aslında gelişmeler bugün siyaset gündemimizde birinci ana gündem maddesi olarak duruyor. Konuğumuz var. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 27. dönem milletvekili adayı ve aynı zamanda ekonomist iş adamı Aşkın Genç. Tabii Aşkın Genç'i siz değerli kamuoyu yakından tanıyorsunuz. Ekonomist yanı da var biliyorsunuz ki biz bugün ekonomi, siyaset ve inşaat sektörü ağırlıklı bir program gerçekleştireceğiz. Sayın Genç, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. Tabii bugün 10 Kasım. 10 Kasım, evet. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 82. seneyi devriyesi. Evet. Ben sizlerin huzurunda, Kayserili hemşehrilerimin huzurunda bir kez daha kendilerini şükranla iade ediyorum. Evet. Silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Evet. Onların şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Verdikleri mücadele takdire şayan. Evet. Tüm ezilen halkların önderi olmuş bir Atatürk'ten bahsediyoruz. Bağımsızlık mücadelesi veren tüm ulusların önderi olmuş, onlara örnek olmuş, dünyanın birçok ülkesinde heykeli olan bir insandan bahsediyoruz. Evet. 20. yüzyılda dünyaya gelen ender liderlerden bir tanesi, o da Anadolu topraklarında yaşamış ve Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmiş ve akabinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş. Ruhu şad olsun. Şad olsun. Evet. Bizler de onun kurduğu cumhuriyete, onun yetiştirdiği ülkedeki gençler, iş adamları olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman aslında onun göstermiş olduğu yolda yürünen bir Türkiye ve Türkiye içerisindeki halkları görebiliyor musunuz rahatlıkla? Çok zor. Çok zor. Zor değil Beyciğim. Mi? Yani son 48 saatte yaşanan gelişmelere baktığınız zaman ülkenin demokrasiden, cumhuriyetten ne kadar uzaklaştığını hep beraber görebiliyoruz. Hı hı. Bir takım ülkelerin başında cumhuriyet olabilir. Mesela İran'da bir cumhuriyet, Suriye'de bir cumhuriyet, Irak'ta bir cumhuriyet. Ama oralarda demokrasi var mı, yok mu, bunlar tartışılır. Evet. Önemli olan cumhuriyet ifadesinin altında demokrasiyi de yerleştirebilmektir. Evet.
Atatürk ve silah arkadaşları, ardından gelen İsmet İnönü, ikinci Cumhurbaşkanımız ve Celal Bayar olsun arkasından ve diğer cumhurbaşkanlarımız da peşi sıra ve bunların tamamının çok büyük hizmetleri olmuştur ülkemize. Fakat İsmet Paşa ile birlikte çok partili siyasal hayata geçilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde çok önemli bir adım atılmıştır o dönemde. Evet. Fakat bugün geldiğimiz noktada baktığınızda dünyadaki tüm uluslar demokrasiyi oluşturmaya, oturtmaya çalışırken bizim ülkemiz ne yazık ki demokrasiden hızla uzaklaşmaya başlamıştır. Evet. Özellikle 2018 yılındaki rejim değişikliğinden sonra, biz ona öyle söylüyoruz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ülkenin tüm dengeleri, tüm değerleri gerilemiştir. Büyük yaralar almıştır. Ülkenin köklü kurumları, rejim çok büyük yaralar almıştır. Rakamlara da baktığınız zaman bunları açık ve seçik bir şekilde görebiliyorsunuz. Sayın Tolga Bey, bir ülkede güven olmazsa o ülkede ne ekonomi rahat çalışır, ne siyaset kurumu rahat çalışır, ne medya kuruluşları rahat çalışır, ne de halk kendini güvende hisseder. Siz o güven ortamını yaratacaksınız ki yabancı yatırımcı gelsin, senin ülkene yatırım yapsın. Yatırım yapılmadığı takdirde zaten görüyorsunuz ülkedeki işsizliğin ne boyutlara geldiğini. Şu an bizim ülkemizdeki gayri resmi rakam, resmi rakamlar %14 gibi rakamlar ifade edilse de işsizlik, ki o bile çok büyük bir rakam, geniş tabanlı işsizlik yaklaşık %30'larda. 12 milyon insanımız şu an ne yazık ki işsiz durumda. Şimdi dün pazar günü yaşanan bir gelişme var. Sayın Hazine Bakanımızın istifası söz konusu. Yani Instagram'dan bir istifa metni açıklaması var. Arkasından geçen saatler yaklaşık 24 saat, 27 saat, 29 saatten sonra İletişim Başkanlığı'nın bir istifası doğrulamasıyla Sayın Bakan af dilemiş Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. O da kendisini affetmiş ve istifasını kabul etmiş. Bu bir demokraside olabilecek bir şey mi? Yani siz bir padişahlık makamı mısınız ki affedeceksiniz, affetmeyeceksiniz, kabul edeceksiniz? İstifa da kişisel bir kurumdur. Bir insan istifa etmek isterse eder. Görevine devam etmek isterse onu da eder. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sadece Cumhurbaşkanı seçilmiş durumda şu anki hükümette. Diğer bakanların tamamı atanmışlar. Atanmışlardan oluşuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir imzayla bir bakanı görevden alıyor, bir bakanı göreve atıyor. Bir imzayla bir genel müdürü göreve atıyor, bir genel müdürü görevden alıyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye gibi büyük bir ülkede bunun gerçekleşmesi mümkün mü? Türkiye 80 milyon nüfuslu, 81 vilayeti olan bir ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bulunduğu jeopolitik konumu hep beraber yaşıyoruz, etrafında gelişmeleri. Sen burada oturmuş kurumları yok edersen, meclisi pasifize edersen, başbakanı pasifize edersen tek başına bu sorumluluğun üstesinden gelemezsin Sayın Cumhurbaşkanımız. Sen Irak'la mı uğraşacaksın, Suriye ile mi uğraşacaksın, Libya ile mi uğraşacaksın, Azerbaycan'la mı, Ermenistan Savaşı ile mi uğraşacaksın, milli eğitimle mi uğraşacaksın, LGS takvimini mi belirleyeceksin? Yani bir kişinin yapamayacağı sorumluluklar, kaldıramayacağı sorumluluklar. Yani şu anki temel problemimiz, bizim gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iflas etmiştir. Kesinlikle bizim toplumumuza uymayan bir sistemdir. Hızla bu yanlıştan geri dönülüp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönülmesini biz savunuyoruz. Ve önümüzdeki dönemde yapılacak ilk seçimlerde de Millet İttifakı olarak oluşturacağımız yönetimde hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Ancak o şekilde bir güven ortamı sağlanabilir, bir üretim ortamı sağlanabilir. Ülke ancak o zaman refah alma yönünde ilerlemeye devam edebilir diye düşünüyoruz. Evet, şimdi siz de dikkat çektiniz ki çok tartışılan bir konu aslında bu. Aslında Türk devlet terbiyesini almış, yani daha doğrusu Türkiye diyelim, Türkiye devlet terbiyesini evet. almış birisi. Bir görevden alınacaksa ya da bir istifa edecekse bunu sosyal medya üzerinden değil, yapacağı açıklamalarla duyururdu. Tabii. Ancak bir baktık ki biz Birleşik Devletler'in 2016'da seçilen başkanı, bugünkü devrik başkan Donald Trump, birçok kişiyi Twitter hesabı üzerinden görevden aldı. Birçok kişi de Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'la çalışmayacağını belirterek yine Twitter üzerinden istifasını sundu. Evet. Şimdi bu bizim geleneklerimizde olmayan bir şey. Çok devlet ahlakına, terbiyesine de
yakışan bir şey mi aslında bu tavır? Değil, değil tabii. Biz 2000 yıllık bir devlet geleneğine sahip bir toplumuz. Evet. Bir milletiz. Evet. Türk milleti. Evet. Ve bu devletlerimizin tamamında hanlıkla da yönetilmiş olsak, padişahlıkla da yönetilmiş, sultanlıkla da yönetilmiş olsak çok değerli vezirlerimiz olmuş, sadrazamlarımız olmuş. İşte bir dizi devam ediyor TRT ekranlarında, Selçuklu'nun ilk dönemleri anlatılıyor. İşte Nizamül Mülk, evet, veziri azamı, sadrazamı. Evet. Ne kadar etkin ülke yönetiminde. Bir Sokullular dönemi var bizim Osmanlı İmparatorluğumuzun dönemi. Ne kadar etkin bir sadrazamlık, evet, yapıyorlar. Şimdi bizim ülkemizde cumhurbaşkanları her zaman tarafsız bir rol üstlenmiştir. Evet. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, toplumun tüm kesimlerini eşit mesafete ve aynı uzaklıkta bir çizgi izlemişlerdir. Yani biz her ne kadar farklı görüşlerde de olsa, Demirel olsun, Özal olsun, onlar bile belli bir çizgide seyretmişlerdir. Fakat geldiğimiz noktada hem Başbakanlık Kurumu'nun ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tüm yetkilerin Sayın Cumhurbaşkanı'na devredilmiş olmasıyla birlikte bizim devlet geleneğimize uygun olmayan bir sisteme geçmiş bulunmaktayız. Bundan birkaç ay önce Sayın Süleyman Soylu da bir Twitter hesabından, evet, istifa ettiğini, evet, açıkladı. Sonrasında istifası kabul edilmedi. Evet. İki gün önce de Sayın Berat Albayrak Instagram üzerinden istifa etti. Bir muamma sonucunda istifasının kabul edildiği açıklandı. Arkasından da Sayın Lütfi Elvan'ın oraya atandığı ifade, evet, edildi. Ha, bu kişilerin değişmesi, bakanların, müdürlerin, başkanların değiştirilmesi, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde acaba yeterli olur mu? Bunların idrak edilebilmesi lazım. Tartışacağız orayı. Heh. Şimdi şöyle gidelim. Piyasalar çok hareketliydi. Özellikle, evet, Türkiye açısından bakılınca TL her geçen gün yabancı para karşısında değerini yitiriyordu. Evet. Tabii vatandaşlar sosyal medya üzerinden bu doların, euronun ve altının gidişatına durdurulmasını beklerken, evet, hiç aslında alışık olmadığımız bir gerçekle karşı karşıya kaldık, istifa gerçeğiyle. Evet. Sizce bu istifanın altında yatan asıl temel sebepler nelerdir? Siz ekonomist gözüyle yorumlarsanız eğer. Tolga Bey, şimdi istifanın altında yatan neden, temel neden bence başarısızlık. Hı hı. Başarısızlık. Mesela çok, bu dövizdeki dengesizlik bir başarısızlık mıdır? Tabii, tabii. Evet. Çok büyük umutlarla Sayın Albayrak bu göreve getirilmişti. Evet. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018 seçimlerinden sonra kendisi Hazine Maliye Bakanı. Evet. Onun öncesinde bir Enerji Bakanlığı dönemi var. Enerji Bakanlığı dönemiyle alakalı çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama Haziran seçimlerinden sonra geldiği Maliye Bakanlığı koltuğunda o günle bugünü kıyasladığınız zaman tüm değerler geriye gitmiş ülkedeki. Evet. İşsizlik oranlarımız yükselmiş. Döviz kuru işte 4,5'lardan 9'lara çıkmış euro. İşte 4 liralardan 8 liralara çıkmış, 10 liralara çıkmış euro, 4 liradan 8 liraya çıkmış bir dolarla karşı karşıyayız. Evet. Enflasyon tek haneli rakamlardan, şu an enflasyon TÜİK rakamlarına göre %13 açıklanıyor ama biz vatandaşla konuştuğumuz zaman, esnafla konuştuğumuz zaman, ki esnaf yalan söylemez, onlar aldığını sattığını bilirler. Geçen yıl bu domatesi kaça alıyordu, şimdi bu domatesi kaça alıyor? Kaça alıyor, kaça satıyor? Onlardan bize gelen rakamlar %50'ler civarında bir enflasyon söz konusu ülkemizde. Faizlerin geldiği nokta, hadi gidin bakalım bankalardan bir kredi talep edebilin, etmeye çalışın. O kredilere ulaşmanız da çok zor ve faiz oranlarında hiç piyasada söylendiği gibi değil, hükümetin ifade ettiği gibi değil. Sayın Berat Albayrak daha bir hafta öncesine kadar, 10 gün öncesine kadar Kasım-Ekim'den iyi olacak, Ekim-Eylül'den güzel olacak ifadeleriyle pembe bir tablo çiziyordu. Şimdi içi boş ifadelerin, temeli doğru olmayan ifadelerle sen beni kandıramazsın ki. Esnafı da kandıramazsın, iş dünyasında kandıramazsın, işi de kandıramazsın sen. Biz yaşadığımız enflasyonu görüyoruz marketlerde, piyasada, alışverişlerde. Senin iyi demenle iyi olmuyor ki. Sonuçta bunun başarısızlığı, şimdi biz geçen yılın ortalarından bu yana bugüne geldiğimiz noktada doları belli bir rakamın altında tutayım diye Merkez Bankası kaynaklarına 120 milyar dolar ne yazık ki heba edildi. 120 milyar dolardan bahsediyoruz. Hiç gerekli miydi? Şimdi geldiğimiz noktada çok gereksiz olduğu görünüyor. Şimdi Merkez Bankası rezervlerimizin -50 milyar dolar olduğu söyleniyor. Yani parası yok ülkenin.
kaynakları yok. Kağıt üstünde var, o da swap anlaşmalarıyla. Evet. Katar'la bir takım ülkelerle yapılan swap anlaşmalarıyla. Onlar da başımıza sonra bela olacaklar. Bela olacaklar tabii. Bir de bankaların zorunlu karşılık olarak beklettikleri rakamlar Merkez Bankası'nın aktifinde görünüyor. Onlarla beraber Merkez Bankası'nda para olduğu düşünülüyor. Evet. Geçen yıl Türkiye'nin büyüme oranı 0.9, %0.9, 1 bile değil. Geçen yıl dünyada Covid yoktu. Covid ne zaman başladı? Bu yıl Şubat sonuna doğru, Mart başı itibaren. Hadi bu yıl büyümezsek ona bağlayabiliriz. Ona da bağlamak da yanlış ama %0.9 büyüme oranı bizim gibi bir ülke için anlaşılmaz bir şey. Anlaşılmaz bir şey. Türkiye Cumhuriyeti her yıl en az %5 büyümek zorunda. O potansiyeli de var. O iş dünyasına sahip, o sanayiciye sahip, o genç nüfusa sahip. Sen %5'ler seviyesini tutturamazsan tabii ki yeni iş imkanları yaratamazsın gençlerine. Onlara iş veremezsin. Evet. İşsizlik de bu noktalara gelir. Yaklaşık 500 milyar dolar civarında toplam dış borç, yaklaşık 50 milyar dolar civarında cari açık. Bunu bu ülkenin daha fazla öteleyebilmesi, finanse edebilmesi çok zor. Tabii ki ülkeler borçlanır, firmalar da borçlanır, şirketler de borçlanır. Ama sen kaldırabileceğin miktarın borcun altına girebilirsin. Borcun döndürebilmesi önemlidir. Borç her zaman vardır. Yatırımlar için, büyümek için borçsuz olmaz. Ama sen kaldırabileceğinden fazla bir borcun altına girmişsen, ne yazık ki bunu şirketlerde de görüyoruz iflası. Bu iflası ülkelerde de görüyoruz. Biz AKP iktidarı döneminde yaklaşık 165 milyar dolar faiz ödemesi yapmışız. Londra'daki tefeci borsasına. Zaman zaman Sayın Genel Başkanı bunu ifade ediyor. 160-165 milyar dolardan bahsediyor. Bunlar hep kayıtlı rakamlar içerisinde. Ve resmi belgelerle. Resmi belgelerle. Hı hı. 2002'den bu yana yapılan özelleştirmeler, toplanan vergiler yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Bu para nereye gitti? Tabii maaşlar falan ödeniyor, ödenmek zorunda emekli maaşları. Ama sen bir de bir model geliştirdin 5 müteahhitle beraber. Uzun vadeli borçlanmayla köprüleri, havaalanlarını, otoyollarını milletin sırtına yıkıyorsun. Evet. Cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Bu köprüleri biz kardeşim diyor cebimizden 5 kuruş çıkmadan yapıyoruz diyor. Ama görüyoruz ki vatandaş borçlandırılıyor. Hı hı. Sen topladığın vergileri, Cumhuriyet'in tüm ekonomik kazanımlarını satmışsın. Limanlarını, fabrikalarını, arazilerini, sekalarını, petrol ofislerini, demir çelik fabrikalarını hepsini özelleştirmişsin, satmışsın. Arazilerini bile satmışsın bunların. Geldiğimiz noktada sen bu yatırımları da müteahhitlere yaptırdım diyorsun. Peki bu 300 milyar dolar nerede kardeşim? Senin Merkez Bankası rezervlerin eksi 50 milyar dolara gelmiş. Yani akıl var, mantık var. Böyle ülke yönetilmez. Liyakatlı, iş bilir, gerçekten ülkesini, milletini seven insanlarımız var. Hı hı. Biz o kurumları kesin zannetmesinler ki eleştiriyoruz kurumların tamamını. Kurumları bazen zikrediyoruz. O kurumlarda çok yetkin, dürüst, düzgün bürokratlarımız var. Onlardan da çok ümitliyiz. İktidara geldiğimizde genel başkanımız da bunu ifade ediyor. Kendilerinden son derece şekilde faydalanacaktır. Ama ne yazık ki onların başındaki bakan düzeyinde, yönetim kurulu başkanı düzeyinde yapılan atamalar ülkeyi bu sıkıntılı noktalara getirmişlerdir. Ama bunların çözümü de yok değil. Çözümü mutlaka vardır. Bir iktidar değişikliğinde, yönetim değişikliğinde zaman zaman bizim programlarımızı Sayın Genel Başkanımız açıklıyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle bir ümitsizliğe kapılmasına da gerek yok. Bizim ülkemiz çok büyüktür. Dışarıdan da yerler, içeriden de yerler. Ama asırlardır yıkılmamış bir millettir bu millet. Her zaman küllerinden yeniden doğar ve ayağa kalkar. Evet. Şimdi 6 Kasım'da Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Evet. Ve tarihinde ilk kez siyasi birisi Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna oturdu. Evet. Ardından 8 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanının Joe Biden olarak tescillendiği duyuruldu. Evet. Tabii Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Onları da hatırlayın isterseniz. Evet, evet. Bir taraftan da 8 Kasım'da yine aynı akşam Berat Albayrak'ın istifası geldi. Şimdi bunlar tesadüf mü? Ben çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum.
Şimdi Joe Biden'ın zannediyorum Ocak sonunda yaptığı bir açıklama var. Evet. Bir kapalı bir toplantıda. Evet. O bir ay mı 45 gün kadar önce tekrar servis edildi bizim ülkemizdeki. 7 ay sonra. 7 ay sonra, servis, ay sonra edildi. Servis edildi. Joe Biden oradaki ifadeleri, biz Türkiye'nin şu anki yönetiminden memnun değiliz. Biz orada muhalefeti desteklemeyi düşünüyoruz gibi bir açıklaması oldu. Evet. Ha, bunu ben kendi açımdan baktığım zaman bu görüş kendisini bağlar Sayın Joe Biden'a. Ama ben demokratların Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetiminden memnun olmadıklarını ben görüyorum. Ha, biz yurt dışındaki devletlerin bizle alakalı düşüncelerinde tamamen kendi yönetimimizi destekleriz. Kendi hükümetimizi destekleriz. Onların karşısında her zaman biz kendi yönetimimizle beraber hareket ederiz. Ki benim yerli meselem. Tabii yerli meselem. Ben burada kendi içimde ben zaten bu çözümü sağlarım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Milli İttifak olarak zaten adım 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 iktidara yürüyorum. Şu anki yapılan anketlerin tamamında Milli İttifakı Cumhur İttifakı'ndan önde görünüyor. Dolayısıyla bir dış etkene, dış faktöre gerek yok. Ama o istifalarıyla Joe Biden'ın açıklamalarının bir arada değerlendirilmesi ne derece doğru olur, ne derece yanlış olur, ben de onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir yorum yapmak gereği hissetmiyorum. Ama Berat Albayrak bir istifası söz konusu olmuşsa mutlaka belli rahatsızlıkları vardır. Yani sağlık açısından rahatsızlıklarım var diyor ama ben bir gün öncesinde hafta sonu yapılan Merkez Bankası değişikliğinin perde arkasını işte kulislerden takip ettiğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın güya gelişmeleri Naci Ağbal'dan öğrendiği, Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğünü ondan öğrendiğini ifade ediyorlar ki ben ona da inanmıyorum. Bir ülkenin devlet başkanı kendi Merkez Bankası'nın ne durumda olduğunu bilmez mi? Kendi işlerinin ne durumda, ben bir iş adamıyım. Kendi şirketimin kasasında neyi var neyi yok bilmezsem o şirketi ben nasıl yöneteceğim? Ben bunların tamamının sorumluluktan kaçma olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız ifade etti. Siz veziri vererek şahı kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanı mitinglerinde gitti ifade etti. Ekonominin başı benim dedi. Benim bilgim olmadan hiçbir şey olmaz dedi. Bunun yayınlıyorlar, televizyonların tamamında gösteriliyor. Halk TV'de zaman zaman yayınlıyor. Fox TV'de zaman zaman yayınlıyor. Madem ekonominin başıysan yeri geldiğinde müdahale edeceksin. Kendi bakanlarına da müdahale edeceksin. Yanlışlarını ifade edeceksin. Yanlışlarını söyleyeceksin. Doğruları yapmayı da teşvik edeceksin. Ama atanmış insanların irade koyma şansları yok. Arkalarında bir oy desteği olmayan, seçmen desteği olmayan insanların inisiyatif koyma yetkisi yok. Dedim ya, kabinenin başındaki Cumhurbaşkanı'nın haricinde seçilmiş hiçbir insan yok o kabinede. Evet, bugün, sen iradeni ortaya koymazsan sonuç böyle olur. Evet, ki bugün Lütfeli bana aslında bu soru soruldu. Evet. Sürpriz mi oldu diye sordu gazeteci. Hı-hı. Kendisi de hazırlıksız yakalanmış galiba, sürpriz oldu dedi. İlk açıklaması da bu oldu aslında. Ne yapar Lütfü Elvan? Yani ekonominin dümeninin başına geçti artık. Evet. Bizim TL'mizin yabancı para karşısındaki değerini yeniden artırabilir mi? Bunu başarabilir mi? Mesela ilk önceliğimiz bu olabilir mi? Sevgili Tolgacığım, bizim ülkemizin problemleri kişilerden farklıdır. Kişileri değiştirirsen değiştir, ne kadar değiştirirsen değiştir, politikaları değiştirmek zorundasın. Hı hı. Cumhurbaşkanının kafasında uyguladığı politikalar, evet, yani gelişi güzel mi bunlar? Yani çok bilimsel teorilere uymuyor. 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 Yani faizle enflasyon arasında kurduğu bağlantılar, dövizle enflasyon kurduğu bağlantılara baktığınız zaman yaptığı icraatlarla da gördük ki çok farklı bir açıdan bakıyor dünyaya. Senin ülkenin temel politikalarını değiştirmen lazım. Üreten bir ekonomiye geçmen lazım hızla. Biz yıllarca orta gelir seviyesinde kalan ülkeler statüsünde kaldık. Yaklaşık bir 10 bin dolarlara getirdik kişi başına düşen milli gelirimizi. 10 bin dolardan ötesine geçemedik sevgili Tolgacığım. Kaldı ki 2002'den 2020'ye kadar 18 yıllık zaman döneminde sen bu ülkede köklü değişikleri, köklü reformları yapabilirdin. Eğitim alanında da, ekonomik alanda da, adalette de, dış politikada da. İşte bugün 10 Kasım rahmetli Atatürk Ulu Önderimiz 1923 ile 1938 arasında yeni bir devlet yaratmış. Yeni bir kalkınma modeliyle uçak fabrikasından Kars'taki süt peynir fabrikasına, Nazilli basma fabrikasından
demir çelik fabrikalarına kadar Kayseri. Ve bunları da Kayseri Uçak Fabrikası'ndan ve bunları da pamukla, narenciyle takas ederek, madenlerle takas ederek bir model yaratmış ve ülkeyi ne noktaya getirmiş? Köy enstitüleriyle birlikte, evet. eğitim fakülteleriyle birlikte, evet. üniversiteleriyle birlikte ve şehirleşmesiyle birlikte. Hı hı. Sen şimdi 2002'de bir Türkiye Cumhuriyeti teslim almışsın. Kocaman bir ülke kaynaklarıyla, genç nüfusuyla geldiğimiz noktada o günkü enflasyona bakıyorsun, bugünkü enflasyona bakıyorsun. Ondan daha yüksek, o dönemden daha yüksek. O günlerde sadece belli şehirlerde olağanüstü hal vardı. Şimdi bakıyorsun tüm Doğu Anadolu'da, tüm Güneydoğu Anadolu'da seçilen tüm belediye başkanlarını görevden alıyorsun, müdahale ediyorsun seçimlere, yeni bir yönetim tarzı sergiliyorsun. Bizim hızla bunlardan uzaklaşmamız lazım. Üreten bir ekonomi, çalışan fabrikalar, ihracat odaklı ve teknoloji odaklı bilimsel çalışmalar yapmamız lazım. Bizler fındıkla, üzümle, pamukla, mobilyayla, ev tesisiyle, çelikle bir yere kadar gelebilirsin. Evet, çünkü küçük sanayi bunlar. Tabii. Senin katma değer yaratacak sanayi birimlerine geçmen yani lazım. Ağır sanayiye ihtiyacım var. Ağır sanayiye ihtiyacım var. Yazılım, bilişim. Size birkaç örnek vereyim ben. İşte Uber diye bir gündemde olan evet. bir yazılım var biliyorsun. Evet. Uber taksi Avrupa'da evet. çok yaygın. Türkiye'de bir türlü giriş yapamıyorlar. İstanbul'a girdiler, geri çıktılar. Bunlar yanılmıyorsam geçen yıl bir el değişikliği oldu. Evet. 50 milyar dolara satıldı. Sadece bir yazılım programı. Evdeki müşteriyle öbür evdeki taksi şoförünü birleştiriyor bir yazılım programı. Evet. 50 milyar dolara satıldı. Sen 10 tane en büyük kamu kuruluşunu sayıyorsun. Türk Hava Yolları, petrol ofisi işte ne varsa elinde 10 tane ana şirketini koyuyorsun. Bir Uber etmiyor. Yine bir diğer yazılım WhatsApp diye bir program var yazışmalar biliyorsunuz. Gençler kurdular onu. O da geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara satıldı. 18 milyar dolar. Bunlar o kadar basit ve bizim gençlerimizin yapabileceği şeyler. Kesinlikle. İşte bir Türk Havalarımızın değeri 5 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Bizim en gözde şirketimiz. Oradan pay biçerseniz bunlar çok önemli örnekler. Bunlara biz sen beyin göçü veriyorsun sürekli. Ülkende kendini güvende hissetmeyen gençler sürekli yurt dışına çıkıyorlar. Sürekli yurt dışına yani bunu hükümetin yetkilileri de ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanı da ifade ediyor. Sen bu çocuklarını ülkende tutman lazım. Onlara bilim adına fırsatlar vermen lazım ki o çocuklar üretsin, hı hı. bilişimde bir noktaya getirsin hı hı. seni ve ülkenin ününü açsın. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyorsun ben yaklaşık 3 ay önce Ankara'da bir diyaloğa şahit olmuştum. Hacettepe Üniversitesi'nin profesörleri ventilator işte bu yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazları var ya çok da popüler hı-hı, şimdi hı-hı. ventilatör evet. işte. Onun bilimsel çalışmalarını yapmışlar, Ar-Ge çalışmalarını yapmışlar. Tam üretime geçilecek işte o Bayraktar diye işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer damadı. Evet. Onlar olayı sahiplenmişler. Olmaz işte. Ben konuşum onu yapan arkadaşlar, genç doktorlar var, bilim insanları var. Çok bir moral bozukluğu hissettim ben onlarda. O üretkenliklerini kaybetmişler. Ya bırakın bu gençlerimizin önünü açın. Teknoparklarda önlerini açın. Tüm imkanları verin. Vergi almayın, kaynaklarını arttırın. Tüm imkanları onlara sunun. Bakın Türk gençleri neler yaratacak. Ki dünya teknoloji ve dijitalleşmeye giderken senin burada bir Silikon Vadisi benzeri bir yapının olmaması bile aslında düşündürücü bu noktada. Yani 21. yüzyıl dünyasında yaşıyoruz ve teknolojinin çok gerisindeyiz. Biz hiçbir şey yapmadık. Yapanların sadece yaptıklarını kullanmak zorunda kalıyoruz. Taklitlerini yapıyoruz. Bizim gençlerimizi dünyanın en büyük şirketleri havada kapıyorlar. Siemens'i ben çok yakinen biliyorum. Siemens bizim ülkemizde Boğaziçi'ni bitiren o tüm elektrik enerjisi çocukları topluyorlar. Hemen. Hem yeter gideyim desin hemen. Ya sen bu çocuklarına imkan ver. Tabii ki. Bu çocuklarını koru. Evet. Destekle. Evet. Bak bakayım o çocukların hepsinin ben milliyetçiliğine hiçbir kuşkum yok. Ama sen o imkanı vermezsen, evet. o çocuk kendini güvende hissetmezse KPSS'ye giriyor sınava. 91-92 alıyor. Mülakatta eleniyor. Kim giriyor? AKP'li bir milletvekilinin yeğeni giriyor. AKP'li bir bürokratın dayısının oğlu giriyor. Kardeşi giriyor, ablası giriyor, kızı giriyor. Olur mu böyle? Ülkenin beyinleri dışarıda kalıyor. Bu çocuk daha ne alsın? 100'lerinden 91-92 almış. Sen mülakatta bu çocuğu elemekten utanmıyor musun ya? Yani buna nasıl vicdanın el veriyor? Bizim vicdanımız sızlıyor. Bizim iktidarımızda mülakatı kaldıracağız. KPSS'de
Kim ne puan aldıysa, puanı nereye yetiyorsa oraya girecek çocuk. Bakın üniversite sınavlarında bu LGS sınavları, onları da eleştiriyoruz ama orada haksızlıklar olmuyor. Orada puan nereyi tutuyorsa o çocuk orayı kazanıyor. FETÖ dönemlerini demiyorum. Hı hı. FETÖ dönemlerinde hırsızlıklar, soru çalmalar oluyordu. Bunlar hepsi zaten ortaya da çıktı. Fırsat eşitliği yaratmamız lazım. O fırsat eşitliğiyle beraber o çocuklar üretirler, ülkenin önünü açarlar. Evet. Onlara imkan vermek lazım. Şimdi tabii siyasete de bakmak lazım. Bu evet. Ekonomi cephesinden siyasete geçeceğiz ki bağlantılı. Şimdi Ekonomi Bakanı istifa etti. Tüm gözler aslında siyasette, ekonomi cephesindeydi. Bugün de partilerin grup toplantıları vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi bugün evet. Bu istifa. Bunun siyasete yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okumak lazım bunu? Yani siyasetin en çıkmaz noktalarından birinde miyiz şu an? Tabii gemi su almaya başladı. Zaten alıyordu. Aşikar hale geldi şu an. Yani ilk terk eden evdeki mi oldu o zaman? Tabii ilk terk eden evdeki oldu. Zaten başından yanlıştı. Bir yakının, bir cumhurbaşkanının damadının bir makamda olması, bir Maliye Hazine Bakanlığı'nda olması ve bir yere müsteşar olması, bir şekilde aktif bir görevde olması zaten bize yakışmayan bir şey. Sevgili Tolgacığım. Demokraside olmaması gereken. Zaten bunu kurlar gösterdi. İstifa ettiği andan itibaren TL değerlenmiyor. Yaklaşık %5 evet. Civarına değerlendi. Evet. Yani siyasete yansıması mutlaka olacaktır bunun. Önümüze bir erken seçim görünüyor. Var mı diyorsunuz? Her ne kadar hükümet şu an onun olmadığını ifade etse de biz yakın zamanda bir erken seçim olacağını düşünüyoruz. Ama diyor ki iktidar kanadı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece lafazanlığı bu diyor. Tabii ki öyle diyecekler ama ülke yönetilemiyor. Biz hep onu ifade ediyoruz ya, ülke savruluyor. Ülke o taraftan bu tarafa savruluyor. Dün dediğini bugün tam tersini söylüyor. Ekonomi pik yaptı diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Halbuki ekonomi diplerde. Pik yapan ekonomide Sayın Hazine Bakanımız, Maliye Bakanımız neden istifa ediyor? Daha 10 gün önce söylediler bu lafı. 10 gün önce. Bunu söyleyen bir cumhurbaşkanına bu halk inanır mı? Anketler de bunu gösteriyor. Yani onlar da görüyorlar bunu. Şimdi, kaçınılmaz son yaklaşıyor. O zaman şöyle mi anlayacağız bunu? Yani Sayın Bahçeli askıda ekmek kampanyası başlattı. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu bu. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki siz buna inanıyor musunuz dedi. Yani bu ülkede evine ekmek götüremeyen biri mi var gerçekten diye sormuştu. Siz yani bu o zaman yaşanan bu gelişmeler aslında birbirlerinden haberi olmadığını mı gösteriyor? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bahçeli danışmanları tarafından yanlış mı yönlendiriliyor? Asıl gerçek sizin anlattığınız gerçek tabii, o zaman. Bu ülkede son dönemlere baktığınız zaman iktidar ne yazık ki seçime karar veremiyor. Her zaman son dönemlerdeki erken seçimlerin tamamında MHP liderinin dahli olmuştur. Evet. 2002'den bu yana. Evet. 2002'den bu yana. Evet. O 7 Kasım seçimleriydi 2015'te. 1 Kasım seçimleriydi. Onda da hükümet olma çoğunluğunu elde edememişti AKP. Onda da Sayın Bahçeli 7 Haziran akşamı seçime gidilsin evet. dedi. Seçime gidilsin. Hatta Kasım'da dedi. Tabii. Halbuki orada muhalefetin hükümet kurma şansı vardı. Hakkı da vardı tabii. Ama o şansı o hak verilmedi. Verilmedi ve Devlet Bahçeli de ona tuz biber oldu ve tekrar seçime gitti bu ülke. Askıda ekmek kampanyasını iyi irdelemek lazım. Orada hükümetin küçük ortağı Sayın Bahçeli alenen ifade ediyor. Hı hı. Askıda ekmekle insanların ekmeğe muhtaç hale getirildiğini AKP iktidarı döneminde sözle söylemiyor ama icraatlarıyla ifade ediyor. Bunu da AKP'nin iyi okuması lazım. Yanlışlarından bir an önce dönmesi lazım. Ve şu an ülkeyi birlikte yönetiyorlar. Ne kadar AKP suçluysa o kadar da MHP suçlu. Hem iç politikada hem dış politikada. Evet. Hem de ekonomide. CHP'nin suçu var mı? Bu CHP'nin suçu olmaz Sayın Yılmaz. CHP ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partisi yanlışları söylemekle mükelleftir. Peki muhalefet olarak üzerine düşen görevi layıkıyla yapabildiğine inanıyor musunuz? Tabii ki yapıyor. Türkiye'de muhalefet olmak kolay değil. Hı hı. Şu an işte dün bakanın istifa haberini 1700 tane radyo ve TV kuruluşundan sadece 5 tanesi yayınlayabilmiş. Evet. Sadece 5 tane. Bunun için Halk TV, Fox TV ve birkaç televizyon var. Böyle bir medya gücünü almış, arkasını almış iktidarla muhalefet oluşturmak çok zor. Biz her alanda,
Her yerde muhalefetimizi ortaya koyuyoruz. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde, liderliğinde bir adalet yürüyüşü, dünyaya örnek bir muhalefet yürüyüşüdür. Demokratik ve devrimci bir eylemdir. Ankara'dan çıkıldı, İstanbul'a kadar gidildi ve 2,5 milyon kişi orada miting yapıldı ve adı da adalet mitingi oldu. Bunlar çok önemli olaylardır. Ondan sonra işin şekli değişti. Cumhuriyet Halk Partisi kitleleri arkasına toplayabiliyor ve sürükleyebiliyor. Fakat biz kesinlikle sokaklara çıkılsın, onlardan zaten genel başkanımız öyle şeyleri doğru bulmaz. Zaten süreç bizi iktidar olma yolunda götürüyor. Şu ana kadar Millet İttifakı'nın çok güzel bir diyaloğu var. Sayın Meral Akşener'le olsun, Sayın Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla olsun, dün kendisi de genel merkezdeydi, genel başkanımızla görüştüler. O diyalog devam ettiği sürece işte yeni partiler kuruluyor. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partisi, Ali Babacan'ın partileri. Onların tabii ne yapacaklarını bilemiyoruz. Ama onlarla da sürekli görüşüyor Sayın Genel Başkanımız. Onlar da gidip geliyorlar. Ben o birlikteliğin asla bozulmayacağını düşünüyorum. Muhalefet bloğu ortak hareket edebiliyor. O kapasiteye sahipler. Cumhur İttifakı da bozulmazsa bu şekilde onlar da seçime giderler diye ben düşünüyorum. Peki. Şimdi tabii Türkiye'nin bir de siyasal gündemi var. Evet. Şimdi siz de biraz önce dikkat çektiniz. Zannedersem şunun için mi dikkat çekiyorsunuz aslında? Türkiye iyiye gitmiyor ve erken seçim şart. Şart. Peki adres değişecek mi? Buna mı inanıyorsunuz? Yani niçin tabii, erken seçim şart? Tabii tabii. Şimdi demokrasilerde çözümdür erken seçim. Evet. İktidarlar seçimle değişir. Her ne kadar biz Türkiye demokrasi yara almış desek de bakın 27 kere bu ülkede seçimler yapılmış. Zaman zaman ihtilaller olmuş, zaman zaman darbeler olmuş ama sonuçta 27. dönem parlamento şu an iş başında. Gazi Meziş savaşı yönetmiş, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve FETÖ darbesinde de bombalanan meclisten bahsediyoruz. Evet. Bugün o meclisin esamesi okunmuyor. Hı-hı. Seçilmiş insanlar orada fakat hepsi pasifize edilmiş durumda. Hı-hı. AKP kanadında da muhalefet kanadında zaten bir şey yapma gücü yok. Evet. Ha, şimdi geldiğimiz noktada biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesini öngörüyoruz ve öneriyoruz. Bizim Millet İttifakı'ndaki ortaklarımızla onlar da aynı şeyi öngörüyorlar. Aha. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ülkeyi taşıyamıyor. Aha. Ülke yönetiminde büyük handikaplar beraberinde getiriyor. Ve biz güçlendirilmiş parlamenter sistemin ülkenin önünü açacağını düşünüyoruz. Sevgili Tolga, şu an ülkemizde 5 temel sorunla karşı karşıyayız. Aha. Bunların birisi işsizlik söyledik, uh-huh. ekonomi ve işsizlik uh-huh. onu bahsettik. İkincisi eğitim. Son EBA'da yaşananları görüyoruz. Eğitimde evet. fırsat eşitsizlikleri, KPSS'deki eşitsizlikler, atanamayan öğretmenler, üniversite mezunlarımızın yarısı işsiz. Evet. Yarısı işsiz. Türkiye'de 31 milyon insanın banka borcu var şu an. Evet. Son rakamlar Tolga'cığım. 31 milyon kişiden bahsediyoruz. Çocuklarız çık. Sen zaten 50 milyon yetişkin olduğunu düşünsek bu ülkede. 31 milyonun banka borcundan bahsediyoruz. Bunlar çok ciddi sorunlar. Dış politikada yaşadığımız sorunları hep beraber görüyoruz. Suriye bataklığından Yunanistan krizine gidiyoruz. Yunanistan krizinden çıkıyoruz. Amerika ile kavgaya tutuşuyoruz. Fransa ile kavgaya tutuşuyoruz. 10 gün öncesine kadar Macron'la ağza alınmayacak ifadeler. Ya siz bir ülkenin devlet başkanına akli melekeleri yerinde değil demek doğru bir şey değil ki. Bu devlet adamı literatürüne de yakışmaz. Başka birisi benim cumhurbaşkanıma böyle bir şey ifade etse ben onu da doğru bulmam. Kendi cumhurbaşkanımı savunurum ben. Bunlar bir nezaket çerçevesinde yürütülmesi lazım dış politikanın. Evet. Arkasından geliyoruz adalet. Adalet sarayları yaptılar. Bizim de kocaman bir adalet sarayımız oldu Kayseri'de. İşte İstanbul'da her iki tarafta büyük büyük adalet sarayları var. O saraylarda adalet dağıtıldığına inanıyor muyuz? Daha dün işte sizin de meslektaşınız Müyesser Yıldız evet. serbest bırakıldı. Evet. Tanık olarak getirilen, dinletilen şahsın akli melekelerin evet. yerinde olmadığı. Şimdi bu insanın, bir bayanın 5 ay hapiste bırakılması hangi vicdanlara sığar? Hangi vicdanlara sığar? Giriyorlar çıkıyorlar, giriyorlar çıkıyorlar. Ya kardeşim suçu varsa yargıla, adil yargılamayla suçu varsa cezasını da çeksinler. Hı hı. Enes Berberoğlu olayı. Ya Anayasa Mahkemesi hak kaybı vardır dedi. Adamın hiçbir suçu günahı yok. Yerel mahkeme tanımıyorum diyor Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Böyle şeyler olmaz. Bunlar dünya yatırım dünyasında çok dikkat çekiyor.
Yani sen bu ortamı sağlayamazsan, adaletli bir ortam, güven ortamı, sen dışarıdan yatırım çekemezsin ülkene. Sevgili Tolgacığım, toplumsal barışı sağlayamazsan, ülke toplum tam ortasından bir karpuz gibi ikiye ayrılmış. Bir taraf Cumhur İttifakı, bir taraf Millet İttifakı. Bu kadar keskin kamplaşmaya, bu kadar keskin kutuplaşmaya gerek var mı? Kim daha çok seviyor Türkiye'yi peki? Cumhur İttifakı mı daha çok seviyor, Millet İttifakı mı? Yani, Cumhur İttifakı mı daha çok koruyor, kolluyor ülkenin geleceğini, Millet İttifakı mı? Yani bunu ben milletin gözüyle değerlendirmek istiyorum. Buyurun. Sayın Tolga Bey, ben her ne kadar milliyetçi olduklarını ifade etseler de savundukları politikalarla, uyguladıkları icraatlarla çok da milliyetçi olduklarını düşünmüyorum şu anki iktidarın. Ben her konuda Millet İttifakı'nın çok daha milliyetçi, çok daha ülkesini seven, tabii bu ülke sevgisini tartışmak da istemiyorum. Onların da hepsi ülke sevgilerinden şüphem yoktur. Ama icraatlarında biz bunu göremiyoruz. Yani şunu mu anlamalıyız buradan? Aslında Türkiye'nin kendi geleceğinin çıkarları, kendi ideolojinin çıkarlarının gerisinde mi kalıyor? Öyle mi anlamalıyız? Öyle anlamalıyız tabii. Bizler ideolojilerimiz ne olursa olsun ortak paydamızın vatan, millet ve bayrak olması lazım. Ülkemiz tek. Ülkemiz çok güzel bir noktada. Ülkemiz çok güzel bir jeopolitik konumda. Üç tarafı denizlerle çevrili bir tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi. Kaynakları iyi değerlendirilebilse, iyi yönetilebilse, ben deminden beri bunu söylüyorum size, bu ülkenin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu dış borçlar hepsi ödenir. Zamanla ödenir bunlar. Yeter ki iyi yönetilsin, kaynaklar İyi yerlere gitsin. Evet. 5 müteahhide gitmesin. Evet. Biliyorsun ülkede işte çok popüler 5 tane müteahhit var. İşte bir tanesi Cengizler İnşaat, söylediği ifadeleri hepimiz biliyoruz. Ülkedeki yapılan tüm ihalelerin tamamını bu firmalar alıyor. Evet. Ülkenin bütçesi kadar ihale almışlar. Evet. Kamu İhale Kurumu, beni yanlış hatırlamıyorum, 140 kere mi 140 kere değişmiş. Kişiye özel adrese teslim ihaleler yapılıyor. Bunlar doğru değil. Belki dönemsel olarak menfaatler sağlanabilir ama uzun vadede ülkenin hiç faydasını olmadığı ortaya çıkıyor. Ülke fakirleşiyor giderek. Bu fakirlikten herkes neman alır. Sen saraya hapsolarak iletişim başkanlığıyla algı yaratmaya çalışabilirsin. Koca bir iletişim başkanlığı yaptılar Ankara'da. Bakanlıkların çoğundan büyük, çok da ciddi bütçesi var. Yani o algılarla oynayarak halkın düşüncelerini, algısını bir yere kadar oynatabilirsin. Sonunda hepsi doğruyu görür. Olaylar cebine dokundukça, mutfağına dokundukça vatandaşlarımız onlar daha net görüyorlar. Şimdi en büyük kopuş AKP'nin doğal tabanında yaşanıyor. Asgari ücretli, kırsal kesimde yaşayan kardeşlerimiz artık evlerinde çok ciddi mutfak problemleri var. Marketlere gidemiyorlar. Biz belediyecilerimiz de şimdi çok başarılıyız. Belediyelerle oraya götürdüğümüz yardımlar, desteklerde onların durumlarını çok daha iyi görebiliyoruz. Ciddi kopuşlar var AKP'den. Biz hep beraber yaşayacağız bunları. Peki. Şimdi pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay gerçekleştirdi. 36. kurultayını geride bıraktı. Tabii bu kurultayda kimler aday olacak diye beklerken Muharrem İnce aday olamadığı gerekçesiyle bir hareket başlattı ve işte Sivas'tan yola çıkacağını söyledi. Herkes işte Muharrem İnce'nin işte açıklama yapacağını, Cumhurbaşkanı adayım olacağını, partimi kuracağını falan hala tartışıyor. Evet. Peki şimdi erken seçimden bahsediliyor. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bunu biz istemiyoruz, bunu millet istiyor millet diyor. İstiyor, evet. Halk istiyor diyor. Peki erken seçim olması ya da işte normal düzleminde 2023'te seçim olması halinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazır mı? Tabii. Dün biz iktidara her zaman hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolar, çok nitelikli, liyakatlı kadrolarımız var Tolgacığım. Bakın şimdi alınmaz denen İstanbul'u aldık, Ankara'yı aldık. Adana Belediyesi'ni aldık. İzmir Belediye Başkanı zaten uzun yıllardır bizde. Ve yapılan icraatları şu an vatandaşlarımız görüyor. Yapılan, yani o dönemde seçimde aldıkları oyların tamamı üzerine çıkartmışlar, üzerine koymuşlar. Evet. Ankara'da belediye başkanımız olsun, İstanbul Belediye Başkanımız olsun, Adana, Mersin. Hepsi yaptığı icraatlarla partimize çok ciddi ivme kazandırıyorlar. Burada vatandaşımız görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi yerelde çok başarılı bir çizgi yakaladı. Zaten daha öncesinde de yerel seçimlerle kaybetmiştik genel iktidarı. Bu sefer de yiğit düştüğü yerden kalkar şiarıyla belediyelerde ayağa kalktık biz. Bakın İzmir depreminde ben oradaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet. Tüm Türkiye olarak onlara çok üzülüyoruz ama belediyelerimiz dimdik ayakta orada.
gerek diğer belediyeler olsun, gerek ilçe belediyeleri çok ciddi yardımlarda bulundular ve Tunç Soyer çok mükemmel bir başarı gösterdi. Orada açıkta insanlarımız kalmadı. Yok şu an. Çadırsız, evsiz, işte Hilton Oteli'ni açtılar, hizmetlerine sundular. Bugün 221 konutu teslim ettiler. Yarın 58 konut teslim ediyorlar kendi belediye noktasında olan. Orada icraatlarını görüyor vatandaş. Hep iktidar diyordu ya, vay belediyeleri kaptırmayın, vay belediyeler bunlara geçerse yardımları keser, destekleri keser. Daha fazlasını veriyor bizim belediye başkanlarımız. Süt yardımı olsun, ekmek yardımı olsun, yaşa yardımı olsun. Tabii bunları yapmak ne derece doğru? Biz balık tutmayı öğretmemiz lazım. Balık vermekten ziyade vatandaşa balık tutmayı öğretmek lazım. İş imkanları yaratmak lazım. Bunları da belediyeler bir yere kadar yapabiliyor. Ha, biz iktidara geldiğimizde tüm kadrolarımızla hazırız. Bakanlık düzeyinde olsun, genel müdürler düzeyinde olsun, liyakatlı insanlarla çalışılacak. Bakın atamaların tamamına, büyük şehirlerde tamamı liyakatlı insanların atamalarıyla gerçekleşiyor. Biz iktidara geldiğimizde hiç şüphem yok. En iyi şekilde yönetecek kadrolar bizde şu an, yetişmiş kadrolar. Peki, biraz inşaat sektörüne bakalım. Dolayısıyla evet, siz tabii inşaatla da uğraşan bir yapınız da var. Evet. Hareketli mi inşaat sektörü şu an? İnşaat sektörü Tolga Bey, biz şirket olarak genç inşaat AŞ olarak 1973 yılında kurulduk. Tam 46 yıllık firmayız. Evet. Şu an şirketimiz ikinci nesle geçmiş durumda. Sağ olsun babamın kurduğu bir şirket. Ve şu an ben ve kardeşim idare ediyoruz. Zaman zaman hareketli olur inşaat sektörü. Zaman zaman da durağanlaşır. Şu an hangi dönemi yaşıyoruz? Şu an çok durgun eksi dönemini yaşıyoruz. Her ne kadar konut kredileri bu pandemi döneminde düşürülmüş olup da bir canlandırılmaya çalışılmış olsa da inşaat sektörü şu an çok da motive değil işlere. Halkın alım gücü çok düşüyor. Faizler çok yüksek. Halkın öncelikleri farklı. Konut almaktan ziyade evini geçindirme derdinde vatandaşlarımız. Ha, ülkenin, ben her ne kadar inşaat sektöründe olsam da Türkiye'nin tercihi de bu konuda yanlış. Sen bir ülkeyi inşaatla büyütme şansın yok. İnşaat sektörü tüm ülkelerde bir balonla büyümeyi benzer. Bunu İspanya'da denedi, Yunanistan'da denedi. Ani bir şişirirsin, ani bir rahatlama yaratırsın ülkede. Ondan sonra balonun patladığı gibi patlar. Senin kalıcı ekonomik yatırımlar yapman lazım. Büyümeyi sağlayabilmek için, ihracatı artırabilmek için. Ha, inşaat sektörü de olmazsa olmaz. Ülke böyle bir büyüme modelini seçti. AKP. Gerek özel konutlarla, gerek kamu konutlarıyla, gerek kamu yatırımlarıyla, havaalanlar, yollar, limanlar, demiryol, böyle bir büyüme modelini seçti AKP. Ha, doğru mu? Onlar böyle bir tercihte bulundu ama bizce doğru değil. Bunlar da olması gerekli ama sen ülkenin tüm kaynaklarını inşaata yatıramazsın. Avrupa'da gidiyoruz zaman zaman. Binalarına baktığımız zaman 200 yıllık binalar, 100 yıllık binalar, ben sık sık İngiltere'ye gidiyorum. Yani 100 yıldan aşağı bina görmüyorum. Tarihleri de yazıyor onların, işte Elizabeth dönemi, işte Gregorian modeli, o tip modellerle yapılan binaların tarzları var. Binaları tadilatlarını yapıyorlar ve kullanıyorlar. Bu nesillere aktarmışlar. Bizde ne yazık ki ortalama bir binanın ömrü 40 yıl. Biz işte buna dikkat etmemiz lazım. Bizim daha uzun sürelerde yaşayabilecek binalar inşa etmemiz lazım. Yık yap, yık yap. Kaynakları heba ediyoruz. Ha, yapalım, yavaş yapalım ama kalıcı konutlar yapalım, kalıcı yatırımlar sağlayalım. Ve değişime de ayak uydursun onlar gelişmelere göre. Renovasyonlarını yapalım ama torunlarımız da yaşasın, onların çocukları da orada. Böylelikle ülkenin kaynakları betona, toprağa gömülmemiş olur. Evet. Ben çok doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum inşaatla büyümenin. Ha, geldiğimiz noktada ama ülkenin başka şansı da yok şu aşamada. Çarkların dönmesi için, ülke sistemin yürüyebilmesi için inşaat sektöründe bir şekilde yürütülmesi lazım. Yan etkileriyle birlikte yaklaşık 3000 sektöre hitap ediyor. 3000 alt sektöre hitap ediyor inşaat sektörü. Durduğu zaman çarklar duruyor ülkede. Ben inanıyorum ki kısa zamanda o konuda bir çalışma yapar diye düşünüyorum hükümetin. Peki bu süreç içerisinde gördük ki konut fiyatlarında ciddi bir artış var. Tabii. Bu artışın temel nedeni inşaat sektöründe de dışa bağımlı olmamız mıdır?
inşaat sektörüne dışa bağımlılıktan ziyade kurlardaki artış olduğu gibi yansıyor inşaat sektörüne. Neden? Ham maddemiz olduğu gibi dövizle geliyor tabii. Demirin üretimi, çimentonun üretimi, bunlar doğalgazlı santraller, doğalgazı dışarıdan ithal ediyoruz. Her ne kadar hükümet bulduk dese de rezerv, inşallah bulmuşlardır, mutlu oluruz. Bulsak halkın, da 6-7 yıllık. 6-7 yıllık, evet, ihtiyacımızı karşılayacak ama ona rağmen iyi olur. Döviz arttığı zaman şimdi biz bir hafta önce demirin tonu 4000 lira civarındaydı. Dün itibariyle 5000 liralara gelmiş bakın. Bir hafta için %25 üstünü koyuyor. Çimento hakeza 15 liralardan 21-22 liralara geldi torbası. Yani bu maliyetleri ister istemez işverenler, şirket sahipleri daire fiyatlarının üzerine koymak durumunda. Koyuyor da ne oluyor? Satılıyor mu? Satışlar da çok durgun. Yani Temmuz-Ağustos döneminde, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde hızlı bir satış dönemi oldu. Kredilerden dolayı. Kredilerden dolayı. Bankalar da biraz musluğaşmıştı. Özellikle devlet bankaları. Özel bankalar çok yapmadı. Bir hızlı bir pompalamayla piyasaya para sürdüler. Bir hızlı bir satış dönemi oldu ama şimdi de olduğu gibi stoklar elinde duruyor. Müteahhit firmalarının, şirket. Devletin de elinde çok stok var. TOKİ'nin de, özel sektördeki firmalarında. Evet. Şimdi bir deprem yaşadık. Siz Ege bölgesinde de yatırımları olan bir yatırımcısınız. Evet. Şimdi Kayseri aslında deprem bölgesi değil ama yine de oturduğumuz binanın bir sağlam olmasını isteriz. Tabii. Şimdi bir kentsel dönüşüm süreci yaşıyoruz aslında. Evet. Bu kentsel dönüşüm sürecinde bu gördük ki İzmir'de yıkılan özellikle iki apartman. Evet. Ercan Apartmanı ve Rıza Bey apartmanlarının kolonlarının kesilmiş olduğunu, yapıların sağlamlaştırılamadığını, bunlara itirazların olduğunu, evlerin boşaltılması gerektiğini belediye yetkililerinin kendileri söyledi, belediye başkanlarının kendileri söyledi ama asıl muhatabı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğü görevini layıkıyla yapmamış. Evet. Onu anladık. Ve orada 115 insanımızı kaybettik. Sadece bir apartmanda, Rıza Bey apartmanda 37 canımızı yitirdik. Evet. Şimdi şu kentsel dönüşüm çalışmalarında özellikle ki siz de Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmalarında bazı projeleriniz var. Evet. Şimdi burada her şey sizin kendi vicdanınıza mı kalmış bir şey? Yani müteahhitin kendi vicdanına mı kalmış bir şey? Yok, yok. Şimdi o yıkılan apartmanın her ikisi de 1980 öncesi yapılan binalar Tolga Bey. Hı hı. Onda, o dönemin yapı tekniği ne yazık ki bu sonucu doğuruyor. Hı hı. Özellikle yapı denetim sisteminin yürürlüğe girdiğinden sonraki özellikle zannediyorum 2010 yılı hatta Ege'de 2005 yok Ege'de de 2010 yılından bu yana girdi devre. Son 10 yılda yapılan binalarda çok ciddi problem olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ben mesela burada da konut yapıyoruz, sahilde de konut yapıyoruz. Yapı denetim şirketleri çok ciddi şekilde denetliyorlar. Hı hı. Çok muazzam demir donatıları kullanıyoruz ve kullandığımız beton derecesi de çok yüksek. Bazı müteahhitlerin bu yapı denetim şirketleriyle anlaştığı iddia ediliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Var. Bazı müteahhit firmaların gayri resmi olarak yapı denetim şirketleri var ve işlerini de onlara denetlettiriyorlar. Bu doğru ama yine yakın zamanda yapılan bir yeni değişiklikle artık onun da önüne geçtiler. Siz bir inşaat ruhsatı alırken başvuruyu bilgisayara yapıyorsunuz. Havuzda hangi yapı denetim firması varsa o geliyor sizi denetleme. He, daha yeni geçildi ona. Güzel. Ona da daha yeni geçildi. Ama ben sizin eleştirilerinizi doğru buluyorum. Yani insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Tüm kurumlar üstüne düşeni sonuna kadar yerine getirmesi lazım. Canlar gittiği zaman yerine konmuyor. İşte bir Ayda bebeğin annesi gitti. Yerine koymak mümkün mü? Sayın Bakan diyor ki Ayda bebeğimizin ağrıyan bir yeri yok. Ya kardeşim adamın annesi vefat etmiş. Annesini kaybetmiş o çocuk. Ağrıyan yeri olsa ne olur olmasa. Bir de onun hastaneden çıkış görüntülerini izledik mi? Babasının kucağında. O gün herkes resim çektiriyordu iki gün önce. Babasının kucağında tek başına ayağında çorap yok, ayakkabı yok. Hastaneden çıkıyordu. Yani bunlar yaşanmasın. Müteahhit de kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirsin. Mal sahipleri de ev sahipleri de. Ev sahipleri de kendi binalarından şüpheleniyorlarsa gitsinler Çevre Bakanlığı'na ücretsiz denetim yaptırtabilirler. Ücretsiz tahlil yaptırtabilirler. Şikayetçi olsunlar. Eğer oturmaya müsait değilse zaten boşaltmak zorundalar. Orada da şu devreye giriyor. Boşaltacaklar. Nerede oturacaklar? Ona da devletin bir çözüm bulması lazım. Çürük binalardan çıksınlar ama bunlar nerede oturacaklar? Barınma problemini nasıl giderecekler? Ona da devletin ön ayak olması lazım. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Kesinlikle. Bu gerçeğe göre hareket etmemiz lazım. Bu gerçeğe göre yaşamamız lazım. İşte 18 yılda deprem toplanma alanları, dereler, dere yatakları hepsi imara açıldı.
AKP'nin büyüdüğü alanları gördüğünüz zaman imardaki rantla beraber büyümüş bir AKP iktidarı görüyoruz. Yani bir rant için, para için, insan hayatıyla bu kadar oynamayı ben doğru görmüyorum, doğru da bulmuyorum. Peki, siz Kayseri'de de siyaset yapıyorsunuz. Dolayısıyla evet. Size Kayseri siyasetini sormadan geçemeyeceğiz. Kayseri'de yapılan siyaset tarzını beğeniyor musunuz? Güzel bir siyaset tarzı var diyebilir miyiz? Yani halkla bütünleşen, işte düzenli olarak periyodik zaman diliminde halkın karşısına basın aracılığıyla çıkan ve yaşanan gelişmeleri güzellikle yorumlayan, demeçler veren, halkla buluşan, gerçekten halkla arasında kopukluk yaşamayan bir şehiriz diyebilir miyiz? Yani Kayseri ticaretle, sanayiyle anılan bir şehir. Hı hı. Kayseri siyaseti her zaman genel siyasetle eşdeğer olmuştur. Evet. İktidarda kim varsa ne yazık ki Kayseri seçmeni onu tercih etmiştir, ona yönlenmiştir. Evet. Bu Turgut Özal döneminden beri böyle olmuştur. Nitekim son dönemde de 2002'den bu yana her zaman AKP burada en çok oy alıp birinci parti olan parti olmuştur. Ve Kayseri de işini bilir edasıyla AKP'yi desteklemiştir. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki Kayseri iktidar yatırımlarından hak ettiği oranda yatırımı şehrine çekememiştir. Hı hı. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de sorumluluğu vardır. Sayın Mehmet Özaseki Bakanımızın da sorumluluğu vardır. Kayseri'ye yeterince kaynak aktarmamışlardır. Bir savunma sanayisi diyoruz yıllardan beri. Kayseri'nin onun altyapısı da var. Getirilememiştir. Üniversite, ikinci üniversite, üçüncü üniversiteden bahsediliyor. Bunlar hep özel sektörün katkılarıyla yapılabilmiş üniversiteler. Bir Sivas'la mukayese ettiğiniz zaman, bir yanımıza Yozgat'la mukayese ettiğiniz zaman oralara giden yatırımlara bakıyorsun. Kayseri o yatırımlarından yeterince pay almıyor. Ben İktidar Partisi'nin yetkililerine sesleniyorum. Yani hepiniz Kayseri'de yaşıyorsunuz. Orada da içerisinde dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bu şehir hepimizin. Bu şehir de hak ettiğini alsın. Biz fazlasını istemiyoruz. Ödediğimiz vergi tekrar bize dönebilsin. Yol olarak dönsün, işte bir otoban, otoyol. Niğde'den geçiyor, Kayseri'ye gelmiyor. Yüksek hızlı tren Sivas'a gidiyor, Kayseri'ye gelmiyor. Havalimanımızın hali ortada. O havalimanı Kayseri'ye yakışıyor mu? İhalesini yaptık, genişleteceğiz diyorlar. Ne kadar da genişletsen kifayet etmez. Yeni bir havalanı yapmak şart. Geniş bir meydan yapmak şart. Biz bunları zaman zaman İktidar Partisi'ni eleştiren açıklamaları oluyor sevgili il örgütümüzün, il yöneticilerimizin, milletvekilimizin. Belki daha sesli, daha gür dile getirebilirler ki getiriyorlar da medyada belki çok yer bulamıyorlar ama getiriyorlar, ben çalıştıklarına inanıyorum. AKP yöneticilerinin de çok da umurunda değil. Şehire kaynak geliyor mu, yatırım geliyor mu, şehrin sorunları nedir, organizenin problemleri nedir? Onların da çok umurunda olduğunu düşünmüyorum ben. Onlar diyorlar ki ne olursa olsun şehir bize oy veriyor, bizim arkamızda diyorlar. Ama ben hiç de öyle görmüyorum. Kayseri'de de çok ciddi bir değişim olacağını düşünüyorum önümüzdeki seçimde. Evet. Bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Kayseri ile ilgili gelişmeler vardı. Evet. Siz başta sanayi dediniz. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu da sanayicinin özellikle sünger konusunda sıkıntılar yaşadığını, çünkü mobilya sanayisinin yani tekstil sanayisinin dışa bağımlı olduğu için dolar ve eurodaki artıştan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşandığını belirtti bugün Kılıçdaroğlu. Evet. Evet, aslında Kayseri'ye baktığımız zaman hak eden hak etmeyen diye iki ayrı tartışma söz konusu. Ben de aslında Kayseri'nin iktidar cephesi tarafından çok ciddi hak ettiği yatırımları aldığını düşünmeyenler derim. Peki son Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kayseri'ye gelip gittikten sonraki yaptığı konuşmalardan sonra biraz yani Kayseri yatırımlardan nasibini alabilir diyebilir miyiz? Ben zannetmiyorum, çünkü artık yatırım yapacak kaynağı yok ülkenin. Kaynak kalmadı. Devletin kaynağı yok. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu kürsüden tüm illerden giden dosyaları Sayın Genel Başkanımız okumuş, incelemiş. Kayseri'den de birkaç örnek verdi. Tamamı da doğru. Absürt örnekler değildi. Tabii ki Türkiye'de yaşanan sıkıntıların tamamı Kayseri'de de yaşanıyor. Biz zaman zaman organize sanayideki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz onlarla, çarşıdaki esnaflarla bir araya geliyoruz. Gerçekten para dönmüyor artık piyasada. Bu Covid-19 salgını döneminde yaklaşık 170 katrilyon yeni para basılmış. 170 katrilyon yeni karşılıksız para basılıyor. Karşılıksız para basmak bir ülke için en büyük sıkıntıdır. En büyüksü, biz iktisat okudum ben, Hacettepe ekonomi mezunuyum. Evet. Yani onun karşılığı olmayan para enflasyona neden olur.
kurların artışına neden olur. Merkez Bankası ihtiyat akçeleri geçen sene 70 katrilyon alındı oradan. Bu yıl başında 40 katrilyon para eski parayla alındı. Yani bunlar nerelere gitti? Keşke bu paralar elinde olsa, o ihtiyat akçelerine kesinlikle dokunmamak lazım. Ama 170 katrilyon para basılıyor. Bu piyasaya pompalanıyor ve enflasyon ve kur artışı olarak da geri dönüyor bize. Sen bunlara sahip olmazsan, bunların tedbirini olmazsan, ne Kayseri'deki sanayicinin derdine derman olursun, ne Ankara'daki, ne Yozgat'taki, ne Hakkari'deki. Evet. Ben ülkenin kaynaklarının çarçur edildiğini, Kayseri'de çok ciddi bir şey bundan sonra gelebileceğini düşünmüyorum. İnşallah bizim iktidarımız döneminde olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben buradan söz veririm inşallah. Evet. Şimdi siz aynı zamanda spor yöneticiliği de yaptınız. Kapatılan evet. Kayseri Erciyesspor'un yönetimindeydiniz. Evet. Kayseri Spor yönetimden ve teknik heyetten kaynaklı bir kriz yaşıyordu. Yönetim krizi aştık denildi ama teknik heyet krizi aşılamadı. Bugün Samet Aybaba göreve getirildi. Kayseri Spor da ligin sonlarında yer alıyor. Samet Aybaba'nın gelişi, Kayseri Spor'un durumunu nasıl yorumlarsınız? Dediğiniz gibi ben uzun yıllar spor yöneticiyim. Önce Kayseri Spor yöneticiliği evet. basın sözlüğü. Biz Kayseri Spor'u süperliğe çıkardık. Arkasından Erciyesspor'u süperliğe çıkardık. Ve çok düşük bütçelerle, küçük kaynaklarla biz o başarıları yakaladık. Ne yazık ki son dönemde Kayseri Spor bir takım sıkıntılar yaşıyor. Berna Başkan'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. O da çok emek veriyor. Çok emek veriyor gerçekten. Samet Hoca da Kayseri'yi tanıyan, Kayseri Spor'u tanıyan bir insan. Ama geçen iki yönetimde geldi. 2 hafta durmuştu zannediyorum veya 3 hafta mı durdu. Geri ayrılmıştı Kayseri'den. Bugün tekrar geldi, anlaşma yaptı. Ben içimden diliyorum ki başarılı olur. Kayseri'ye umut verir, heyecan verir. Kayseri Spor bu şehrin en değerli markalarından bir tanesi. Biz orada üst sıralarda yer almasını her zaman arzu ederiz, isteriz. Ben o potansiyelin de olduğunu düşünüyorum. O potansiyelin de olduğunu düşünüyorum bu takımda. İyi bir teknik heyetle, iyi bir motivasyonla takımın iyi yerde olacağını ben düşünüyorum. Samet Hoca'ya da buradan sizlerin ekranlarından başarılar diliyorum. Peki. Var mı eklemek istedikleriniz? Benim eklemek isteyeceklerim halkımız umutsuz olmasın, moralsiz olmasın. Umut var mı? Umut var. Bizim ülkemizde en umutsuz dönemde Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. En umutsuz, en zor şartlarda. Bu ülke küllerinden doğar, doğmuştur da örnekleri de var geçmişte. Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Yeter ki doğru ellerde, doğru yönetimlerde olsun. Ben sizlerin huzurunda tekrar hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Beni konuk ettiğin için teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 27. dönem milletvekili adayı ve ekonomist iş adamı Aşkın Genci konuk ettik. Tabii ekonomi cephesindeki gelişmeler, siyasal gelişmeler ve Kayseri gündemi merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi gözünden ve ekonomist gözüyle bunları değerlendirmesini rica ettik. Kendisi bizleri kırmayıp geldi. Haftaya bu ekranlarda başka bir konukla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.